Yakışıklığın, güzel yüzlüğün, aslan gibisin. Allah yakışıklığının güzelliğini daha da artırsın. Cennette kim bilir nasıl güzel olacaksın. İnşallah Allah cennette de kardeş etsin. İnşallah. Bir daha. Ölümden korkan insanlar için tavsiyeleriniz neler olabilir? Teşekkür ederim, sağ olun. Ölümden korkması bir insanın normal ya, çünkü cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek bilmiyor. Zaten korkması gerekir. Öbür türlü ahlakı düzgün olmaz. Yani ölüm bir ibret vesilesi olacak ki ahlakın düzelsin. Yani mütevazı olur, mazlum olur, saygılı olur, öbür türlü şımarabilir insan. Evet. Azabilir. Ama yani mümin tabii kuvvetle cehennemi değil, cenneti umar. Yani asıl umduğu cennettir. Ama bir cehennem korkusu da olması gerekir yani müminde. O onun dengeli, tutarlı olması lazım. Yoksa insanlar zapt edilmez. Yani Allah öyle yaratmış. Cehennemden korkarak insanlar dengeli oluyor. Allah'tan korkarak dengeli oluyor. Evet. Ölümden korkan. Ama bazıları tabii felaket korkuyorlar. O bir hastalık o. Ya ölümden ya mesela düşünüyor, uyuyamıyor mesela. Yanına adam falan alıyorlar, evet. İlaç falan. Bu bir hastalık tabii, onda ilaç tedavisi gerekiyor olabilir. Ölüm aslında çok büyük bir nimet ya. Dünya korkunç azgın olurdu, felaket olurdu ölüm olmasa. Ölüm insanların ahlakını düzelten en mükemmel sistemdir. Yani en mükemmel sistem, ölüm olmasa dehşet verici olurdu dünya. Ölüm ve insanın acizlikleri, yaşlanma falan, ben şükrediyorum, elhamdülillah diyorum Allah'a. Çok büyük nimet. İnsanların aczi olmasa, acizlikleri olmasa, yani doğal ihtiyaçları aczi olmasa, yaşlılık olmasa, ölüm olmasa insanları tahirim cehenneme döner dünya. Akıl almaz korkunç olur. En büyük nimettir. Ölüm ve aciz. Dünyayı güzelleştiren en büyük nedendir. Allah onu vesile eder. Bekir Hoca herhalde çok kalabalıkla zaten